Yani açıkçası memnun değilim. Çok klasik bir cevap. Genelde biz sanatçılar hayatımızdan pek memnun değilizdir. Yani bu bizim belki tabiatımızda var ama gerçekten iyi değil. Bir kere seni bir alana sıkıştırıyorlar. Sen o alanda iş yapmaya çalışıyorsun ve o alanda yaptığın iş sonucunda da işte çeşitli kovuşturmalara kalıyorsun. Yani sırf ben değilim, birçok müzisyen arkadaşımız var. Sadece bu şekil olmuyor. Şimdi sen dernek gecelerine, konserlere, belediyelere de çıkamaz duruma geliyorsun. Çünkü ifşa edilmiş oluyorsun. İşte bu karşı taraftaki adam, işte tırnak içinde terörist, anarşist vesaire vesaire bölücü suçlamalarla zaten seni ekonomik anlamda tamamen bir darboğazın içine sokuyor. Bir de peşinden kovuşturmalar falan olunca daha bir moralmen de bu işi artık yapmak istemiyorsun. Farklı alanlara zorlanıyorsun. Halimiz bu şekilde şu anda. Dünyada ve ülkemizde genelde ezilen, baskılanan halklar müzikle kendini var eder. Siyahiler de öyledir. Kürtler de öyle, biliyorsunuz. Yani Kürtleri o büyük konserlerini, o büyük müzikle var oldukları dönemi çok iyi biliyorsun. Bu politika şunu gösterdi ki ya bunlar bu müzikleri, halayları, goventleri olduğu sürece yılmayacaklar ve devam edecekler ve bunun önünü kesmek için ne yapmak lazım? Bunları bu alandan mümkün mertebe daha tatlı su balığı haline ya getireceğiz ya da bunlar bu haliyle giderse yeniden o coşku, yeniden o şey devam ederse bu onların politik anlamda hiç haz etmedikleri bir durum. Biz de bunlardan biri olduğumuzdan dolayı karşımızda bu devlet, neyi deriz artık ona bilmiyorum, teori mi deriz, karşı karşıya geliyoruz. Haliyle ekonomik sıkıntılarla birlikte kaliteli iş de üretemez duruma geliyorsun zaten. Yani çünkü senin çıkacağın mekan, senin yapacağın şeyleri belirliyor bir şekilde. Ben konsere çıkarsam başka şeyler yapıyorum. Ama işte efendim bir türkü bana veya başka bir yere gidince o kaliteli müziği yapma şansım yok. Ben de piyasadaki birçok şeyi orada gelen talebi karşılamak durumunda kalıyorum ve ben olmaktan çıkıyorum haliyle. Ya şöyle, devletin barış süreci dediği bir dönemdi. O dönemde işte IŞİD'in, DAEŞ'in saldırıları vardı ve buna karşı ben Alişer Efendi'nin bir ezgisini okudum. Bir de Meçhul'ün bir ezgisini okudum. Buna binaen hakkında işte soruşturma açıldı. Soruşturmada diyor ki işte şu 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 sözcükler diyor, bir propaganda yapmışsın sen bu durumda diyor. İşte Alişer Efendi'nin 100 yıl önce yazdığı, işte kahrettiler Moğolları, işte Kürdistan orduları, kahrettiler barbarları, vatan için öleceğiz, istemeyiz Moğolları diye bir sözcük geçiyor burada. Yalnız 1921'de yazılmış, zaten altında da bir yazmış ki bu eserin, yapılan tetkikler sonucu bu eserin 1921 yılında Sivas'ta Koçgir İsyanı döneminde yazıldığı, işte araştırmışlar, bu neticeye varmışlar o tarih. Peki diyorum, yani o zaman madem bu sonuca vardınız, mahkeme niçin? Mahkeme tamamen susturma, bastırma, yıldırma. Ne olabilir yani? Ne çıkacak bunlar? Ya ben gittiğim ortamda neye müdahale edebilirim mesela? Yani konsere çıkıyorum diyelim. Flamalar olur, konuşmacılar olur. Belki devletin hiç hoşuna gitmeyecek şeyler olabilir ve Avrupa'dasın. Ben neye müdahale edebilirim ya da niye etmeliyim, ne yapmalıyım? Yani bu beni dışımda gelişen şeyler ve bir şikayet sonucu, Sivas'ta yapılan bir şikayet sonucu şu anda işte 11. ayında ama hakim karşısına çıkacağız. Bu ilk. Nasıl olmadı onu ben de bilmiyorum. Çünkü daha önce çıktığım daha büyük konserler oldu. Daha belki hiç hoşlarına gitmeyecek konserler de oldu. Bir kere bu eser 100 yıllık. 100 yıl önce bu sorun çözülmüş olsaydı, bu sıkıntılarımız çözülmüş olsaydı zaten ne bunlara gerek kalırdı, ne bugün hakim karşısına çıkmamıza gerek kalırdı. Demek ki bu sıkıntı o gün çözülmüş olsaydı bugün bu işler olmayacaktı ve bu çözüm, hani son dönemde bazı çıkışlar var ya, 1921 Anayasası. Ben de aynısını söylüyorum. Keşke ona uyulsaydı da o sorun o gün çözülmüş olsaydı. Ha, madem 100 yıl kaybettik, 100 yıl daha kaybetmeyelim diyorum. Maraş, Koçgiri, Malatya, Hatay'a kadar olan bu bölge, hani insanların çok sıkıntı yaşadığı bölgeler. Evet.
temasların olup katliamlara maruz kalan bölgeler. Dersim'den Maraş'ta Çorum'a kadar olan bu bölge böyle. Haliyle buralardan çıkan muhalif sanatçıların sesi o halkın bir nevi bastırdığı, söyleyemediği ama içinden cesaret edip söyleyen birileri olduğu zaman da sempati uyandırdığı bir şey. Bunu istemez yani hiçbir hükümet bunu istemez. Çünkü politikası bu yönde değil. Yani bastırma yönünde, devşirme, dönüştürme yönünde olduğu için ki çoğu zaman da başarılı olmuştur. İlk denediği yerde Koçgiri'dir. Bugün Koçgiri'de ana dilini konuşan insan sayısı parmakla sayılacak kadar azdır. Mesela benim bu kadar akademik anlamda da olsun, yerel anlamda da olsun Kürtçe bilmem bile çok tuhaflarına gidiyor. Sen bu Kürtçeyi nereden öğrendin gibi sorularla bile karşı karşıya geliyorum. Yani komik değil mi? Şaka gibi. Yani ana dilimi kimden öğreneceğim, nereden öğreneceğim zaten ben bununla doğdum. Bir de bu alanda yaptığımız derlemeler, işte bu Alişer Efendi'nin gerek muhalif kimliği, gerek biliyorsun affedilmeyen tek kişi 1921 isyanı sonrası Nuri Dersim'i ve Alişer affedilmiyor zaten. Biz de ısrarla hani onun o ezgilerini, o dik duruşunu sergilediğimiz zaman karşımıza böyle şeyler çıkıyor. Ha bu belki mahkeme ilk kez ama ekonomik anlamda bizim kendi içimizde dahi derneklerimizle, kurumlarımızla zaten ben bir abluk altındayım ki. Beni kaç tane Sivasların gecesinde görebilirsin? Göremezsin. Ben Avrupa sayesinde bugüne kadar müzik yapabildim. Yani Avrupa'ya çıkamasaydım, Avrupa'ya gidip gelemeseydim müzik yapmak gibi bir lüksüm olamazdı. Çünkü burada öyle bir şans hiçbir zaman olmadı yani. Bunu yapamadım. Tabii ki ben hem Alevi kimliğimle hem Kürt kimliğimle müzik yapan biriyim. Şimdi Alevi deyişlerinin sadece Türkçelerini değil, ben Kürtçelerini de derledim. Alişer Efendi'nin birçok eski şarkısına, şarkı diyorum ben, şarkilerine müzikler yaptım. Koçgiri başladı harba benden önce çok kişi okudu ama benimle şey oldu hani özdeşleşti gibi. Buna benzer çok eser bugün Koçgiri'de değil sadece Kürtçe okuyan birçok yerde popüler. Miro, Arık, Devo, Koçgiri buna benzer eserler. Koçgiri bizim bölgeye ait eserler. Aşkın şarabını içerler Dilber'in adam kime ait olduğunu bilmiyor. Yazmış ki belli değil. Son kıtasını okusana be adam. Taki yazıyor. Taki mahlasıyla Alişer Efendi'nin. Şu anda çok popüler eserlerimiz var. Hani popülerden kastım olumlu manada. Birçok müzisyen arkadaşımız bunları okuyor. Pek tarihçesini bilmese de. Ama biz inadına ısrarla bu durumu sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü biz haklı olan tarafız. Haliyle ne diyelim yani geri mi çekilelim, bırakalım, çekip gidelim mi? Bunu sindiremiyorum açıkçası.